Yakın zamana kadar iktidarın belli başlı argümanları vardı. Bunlar işe de yaradı. İnandı millet. Dış güçler boş durmuyor, operasyon çekiliyor, pis bir oyun oynanıyor, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. Çirkin bir senaryo sahneye kondu filan. Örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Ana fikir değişmez. Dış mihraklar edebiyatı yakın zamana kadar iktidarın mühim bir argümanıydı. Artık bu değişti okuyan ve düşünen insanların burun kıvırdığı bu mazereti muhalefet, spor ve basın unsurları da kullanmaya başladı. Birer örnek vermek gerekirse, partisinden kopuşların önüne geçemeyen Meral Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı." dedi. Ali Koç son süper kupa skandalına dair konuşurken, "Belli merkezden düğmeye basılarak müthiş bir operasyona başladılar." iddiasında bulundu. Fatih Altaylı yeşil bayrak açan kişiyi yumruklayan üniversiteli gence eline sağlık dedikten sonra ifadeye çağrılmasını şuna bağladı. AKP'den bir arayıp içimizdeki FETÖ'cüler sana karşı hamle yapacaklar dedi. Tipik onların yaptığı iş. Çok net. Düşene vurmanın normal, gücün yanında hizalanmanın olağan kabul edildiği bir toplumda, başı sıkışanın operasyon çekiliyor diye feryat etmesi doğaldır. Şimdilerde hemen her konuda bu masala yapışan ve sonuç alan Erdoğan, uzun yıllar önce TGRT'de dış güçler söylemine şöyle karşı çıkıyordu. Bizde bir adet var. Ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Doğru da olabilir. Ancak ben buna katılamıyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa Bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar veremez. İnsan bünyesinin bir bağışıklık sistemi var. Eğer bu zayıfsa virüslere karşı savunmasız kalır, yatağa düşersiniz. Bünyeniz sağlam olmadığı için bir virüs size diz çöktürmüştür. Ayağa kalkabilirseniz ne ala. Bunu canınızla da ödeyebilirsiniz. Mikroplandaki bu kural büyük resimde de geçerlidir. Virüsün görevi bulaşmak, yayılmak ve sistemi çökertmektir. Misal cihazınızda koruma kalkanlarınız yoksa ya da bu konuda bilinçlenmemişseniz tek tıkla her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Operasyon çekiliyor diyene, dış mihraklar boş durmuyor diye sızlanana verilecek cevap bellidir. Kim neden yapıyor bunu? Ve neden sen? Elin armut mu topluyor? Niye alıyorsun? Söz konusu ekonomi ise temelsiz bazı savlar var ki anlamak için ekonomist olmak gerekmiyor. Ülke ekonomisini kim neden çökertmeye çalışsın? Türk lirasındaki değer kaybı Amerika'dan Avrupa'ya batının işine gelmez. Ekonominin çökmesi batıda iş yaptığınız herkesin aleyhinedir. Öyleyse kes ilişkini yani. Bu tabi tabanda tutuyor ve halen iş görüyor. Tuttuğu ve bir karşılığı olduğu için bu masalı anlatmaya devam ediyorlar. Şimdilerde bu masal kendine muhalif diyen mahallede de anlatılır oldu bana filanca saldırıyor falanlar peşimde pis bir oyun oynanıyor. Oyunu boz o zaman. Tuzağı kuranın başına geçir. Önüne çıkan engellerin üzerinden atlayarak çukurlara düşmeden koşacaksın. Yoksa yenilirsin ve fatura hiçbir zaman bariyerlere kesilmez. Ağlaklarla aranıza mesafe koyun. Yaşam enerjinizi düşürmelerine, sizi sömürmelerine, üzerinizden güç devşirmelerine müsaade etmeyin. Yayılmalarına ve bünyenize hakim olmalarına izin vermeyin. Mücadele edin ve unutmayın. Ezbere günah keçisi arayan kişi kirlidir. Üzerine sifon çekilecek bir pisliktir. Dış güç mü bilmem. İç mihrak olduğu kesindir.''